İkinci üçüncüsünü, ikinci nafası, üçüncü mükte. Evet, bu şeyde rakat kalakmeli insana ki ahsan kalbi, bu moralarına ısrar esraf edilir. Bir manasını burada izah ediyor. Cenab-ı Hak insanı en güzel şekilde aşağıların aşağısına indirmiş. Evet. Demek ki insanın mahlukat içerisinden daha müntehar. Valla yüksek yeri hiç mahluk yok. Olmadığı gibi ondan aşağı da hiç mahluk yok. Şeytanları dahi getir şerde, hayırda da melekleri getiriyor. Bir bu, bir de aklıma geliyor, insanı en güzel şekilde ya, mümin için diyorum, en güzel şekilde cennete yaratmış. Aşağıların aşağısına indirmiş dünyaya. Mümin için dünyadan daha adi bir yer olmaz. Yani mümin için dünyadan daha adi bir yer olmaz. Ehli tasavvuf bir tane şöyle anlatmış. Diyor ki Adem Aleyhisselam'a cennette bir meyve cenab bak yasaklamış onu. O dünya meyvasıydı. Bu sefer onu yiyince diyor tuvalete gidesi gelmiş. Cennete böyle pislik olmaz indirmiş onu dünya tuvaletine. Diyor ki dünya diyor pislik diye yani tuvalet. Cehennemden daha aşağıdan. Mümin için aşağı, cehenneme değil. Mümin için. Mümin için dünyadan daha aşağı bir şey mertebe olmaz. Mümin için. El dünya sikimul mümini ve cennetü kafir. Kafirlerin bir cenneti, müminlerin cehennemidir. Cennetine göre. Mümin için. Mümin için ayrılıyor mu? He. Mümin iman etmiş. Müslüman? Müslüman ibadetleri yapan, İslam'ı yaşayan. Mesela ayırmış onu yani. Demiş onu yani namaz sünni yaslı olduğunu bayılırsın bir mümin değil. Mümin imanı var. O da gayrimüslim, İslam'ı yaşayan. Evet, insan iki ciheti var demek ki. Bir tanesi alayildiğine, iman cihetiyle, bir de dünyaya bakan amel cihetiyle esferi sağlamak. İnsan fiil ve amel cihetinde bir şey yapabilir olmak cihetiyle ve sayı maddi itibariyle zayıf bir hayvandır. Hayvanatın dahi zayıftır. Aciz bir mahluktur. Onun o cihetteki daire-i tasarrufatı ve malikiyeti o kadar dardır ki elini uzatsa ona yetişebilir. İnsanın malikiyeti elinin uzanabildiği kadar yer. Elin döktüğü. Hatta dahilinde dahi müdahalesi yok. Kendi dahilinde dahi müdahalesi yok. O kadar zayıf. Hatta insanın elini dizginine veren, insanın eline dizginini veren hayvanat-ı ehliye, insanın zaaf ve az ve tembelliğinden birer hisse almışlar ki, yabani emsallerine kıyas edildikleri vakit azim farklı. Hayvanların bile ahlakını bozduk. Kendi de bizim yanımda tembelleştiler. Bu zaten anlatıyor. Anlıyor ki yabani emsallerine kıyas edildiği vakit azim fark görülüyor. Ehli keçi ve öküz, yabani keçi ve öküz değil. Yaban keçileri çok çevik, rızkını rahat bulur, hayat şartlarına daha adapte olmuş, kuvvetlidir. Veyahut da öküzler herkese, bizimkilere baksan tembel tembel, yememesen şey etti yani, tembeldir yani. Fakat o insan infial ve kabul ve dua ve sual cihetinde, infial yani fiillere mazhar olmak ve kabul etmek, kulluğu kabul etmek gibi. Yani bak o kulluk, teklifi kabul etmek gibi. Ve dua, kul ma'yabı bütün Rabbil evlâ dua, 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 ne ehemmiyetiniz var. Zaten ağır bir itham. Dostun sen, ne ehemmiyeti var, ne fonksiyonu var, ne kadar adamın ağırlığını diyor. Kainatın sahibi diyor, sizin duanız olmasa, bir manasından salat namazdır, duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var. Dua ve sual cihetiyle, hacatını sual etmek, istemek cihetiyle, külün yakanında aziz bir ruhçudur. Cenab-ı Hak ona emrettiği şeyleri yapmak ve kabul etmek. Onları kötülükleri uhdesine almak, ilgidir Allah'tan almak, dua etmek, Allah'tan yalvarmak, sual etmek, hacatını ondan istemek. Resulullah'ın bir hadisi var, en küçük hacatını da Rabbiniz demiştir. Şu dünya hanında aziz bir yolcudur. Ve öyle bir kerime misadır olmuş ki, öyle bir kerime misadır olmuş ki, nihayetsiz rahmet hazinelerini ona açmış. Nihayetsiz, hudutsuz rahmet hazineleri. Ne bakın rahmet, o 14. lemada şiddeti anlatıyor işte, şu kainat şenliğinden göre bir beda rahmet çekiyor. Şu boş hali olan alemi nurlandıran rahmet. Şey var, kudreti var, ilmi var, iradesi var, her şeyi yapabilir. Fakat rahmeti olmazsa hiçbir şey yapmaz. Allah Teala'nın rahmetidir ki, varlık alemini halk etmiş. Niçin? Şimdi öyle bir merhamet var ki merhamet edecek, rahmet edecek. Kime rahmet edersin, kime merhamet edeceksin? Merhametli olan kime eder? Azize, zayıfa. Aciz zayıf kulları lazım, mahlukatı lazım ki o rahmet etsin onlara, onlara merhamet etsin, onlara yardım etsin. Kimler mahlukatı yaratmış. Evet, demek ki Cenab-ı Hak o kadar merhametli, o kadar kerim ki
ona nihayetsiz hazinelerini ishar etmiş. Ona musakhar kılmış. Cennet bile yetmiyor ki cemalullahi de müşerref kılmış. Yani cennet bile unutuyor da yetmiş insanda. İnsanın öyle bir hasse var. Katsiz bedi masnuatını, güzel sanatlarını ve hizmetkarların ona musakhar etmiş. Kaletmiş, onun emrine vermiş. Ve o misafirin tenezzühüne ve temaşasına ve istifadesine öyle büyük bir daire açıp muhayyer etmiş ki, hazırlamış ki, o dairenin nisfi kutu, yani merkezde muhit hattına kadar gözün kestiği miktar, belki hayalin gittiği yere kadar genişti ve uzundur. İnsana cihazlar vermiş, o cihazlara göre nimetler vermiş. İnsan ebediyet istiyor. Ebediyet istiyor. Ebediyeti de ona vermiş. Sahibini tanımak istiyor. Onunla sohbet istiyor. Onu da ona ikram etmiş. Halbuki şimdi bir şeyde okumuştum. Abdülaziz Tevban eserinde var. Diyor ki Cenab-ı Hak bütün meleklere ve ruhlara eleştirilerek hükümde tabi ettiği zaman tüm ruhlarla melekler kâr-ı bela dediler. Fakat diyor mukarribin melekleri hariç. Allah'a, sırf Allah sesini böyle cemalinin melekler var. Onlar bir kuşu kendilerine getirip o hitabı bile duymamışlar. Sırf Cenab-ı Hak'a böyle nazır. Baygın düşmüşler sanki. O hitabı bile duymamışlar. Bak bu güzel diyor. Karşısında. İnsan onları da getirecek. Onların da üzerine bir makama gelecek. Evet. Ve o misafirin tenezzühüne ve temaşasına ve istifadesine öyle büyük bir daire açıklığını hep muhayyye etmiş, hazırlanmış. O dairenin nisfi kutlu yani merkezin mut hattına kadar gözün kestiği miktar belki hayalin bittiği yere kadar genişliği olur. İşte eğer insan enaniyetine istinad edip hayat-ı dünyeviyi gayri hayal eder. Enaniyetine derdini çevirme görse dünya hayatını bir gayye. Derdi maaşet için muhakkak geçici bazı lezzetler için çalışsa gayet dar bir daire içinde boğulur gider. İnsanın istidatları cenneti ve ebediyeti alacak kadar kıymetli kıymete malik. Yani diyelim sermayesi cenneti alır, cemalullahı alır, ebediyeti alır. Yani bununla beraber yani trilyonlarla beraber 10 paralık bir şey alsın yani. Bir oyunda alsın. Değil mi? Çok şey düşer. Evet. Eğer insan enaniyetine istinad edip dünyevi gayeyi hayal eder. Dünya hayatını hayal eder. Derdi maaşet içinde muvakkat bazı lezzetle etmeye çalışsa gayet dar bir daire içinde buldu diye. Ona verilen bütün cihazat ve alat ve letaif. Ondan şikayet ederek haşir-i onun aleyhi de şahret edecek. Ve başına da belli oldu mu? Tüm cihazat, eli, ayağı, gözü, kulağı, kalbi, ruhu onlar ve ondan şikayet edecek. Nerede edecek bunu Ezra'yı? Mahşerde. O bu kol bacak dünyada bıraktık. Orada toplanın. Bu madde mi toplanın? Bu maddeyi tabi Cenab-ı Hak yarma yübedil arda gayrel erd diyor. O gün yerler başka olur, gökler başka olur. Fakat şu zerrat esas yeri orada toplanır. Hani Üstad bir yerde diyor ki tünü bütün tırnakları kesmek, saçı kesmek diyor mümkün. Tabi ki orada toplanır. Orada iki kabil var. Üstad yine anlatıyor. Bir tanesi orada toplanır bir vücut nurani. Nasıl diyelim ki hani Üstad diyor ya şu dünya serseri yani dönmüyor. Güneş etrafında diyor. Yani haşrin etrafını döndür. Dünyada mahsulatını oraya döndür. Bir ehli iman, mesela almış olduğu gıdalar, hani insan diyor bir kışta gibi de bu dünya, almış olduğu gıdaları enerji olarak sarf ediyor. Bu enerji eğer ruh, nurani ise, nurlanmış, latiflenmiş ise iman ile, oraya gittiği zaman ne olacak? Nurlu o zerreler toplandı mı? Ne olacak? O zaman işte sima, vücuhu min eferi sücür diyor çıkıyor. Secde ilk şey, yüzleri ay gibi parlar, nur gibi olur bir dizi. Bir tanesi de olsa eğer o siyahlı, yani diyelim karanlıklı, muzlu, küfür bile o enerji ayrılırsa ondan, o şey oraya toplam cisimlendiği zaman simsiyah olur yüzleri onların, simsiyah, kaplara kesilir, orada şey yapar. Bir tanesi de diyor, esas toplanmasına lüzum yok. Hepsinin toplanması, az bir zenef diyor orada. Üstad Aykır, esas maddeleri diyor, zerreleri toplasa ruh onları giyer diyor, kalkar. Yine aynı cezayı ve şeye müstahap olur. Bir de şimdi Resulullah'ın hadis var. Demek bunların şehadet de bu noktadan yani bir rivayet
insan aklına gelen bir şey. İnsanın elleri ayakları konuşacak ya, sevgi yerlerinizi artırın buyuruyorlar. Sevgi yerlerinizi artırın. Demek insan çizgili ellerinin içi algı ve ayaklarının altıdır. Demek bu da şahit eder. Parmak izi diyorlar karakola. Sen şimdi istediğin kadar ben çalmadım diye. Abi parmak izim var oraya. Yanındaki parmak izi. Şimdi sen ayağın nereye gitmiş? Kaç tane sevgi izin var? Bunlar sana şahit eder. Hiçbiri bir de şey etmiyor. İşte parmak izini ala kadirine al. Enne sevgüye bena al. Diyor. Biz parmak izini toplamayan kadiri sana var. Ne dedim ki? Hiçbir parmak izinde hiçbir şeyle başkasıyla benzemez. Bu da bir nevi şahit. Onların bir nevi şahit diyorlar. Evet. Ve davacı olacak. Ayak gidip ben işte gittim kahvehane. Göz diyecek ki işte ben mutlaka alametleri var. Ben işte şuraya bak. El diyecek ben şimdi şöyle yaptım. Sen bir el düşünce hep parmak izleri çıkmış. Kur'an'da. Yandı pesine ya. Ha risale derdi. Benim ayak izim yok. Kimse bulamaz o kadar. Havada bir izledim ya. Havada. Yere basmak yok. Senin zaten azıcık dönem kaybolmuş. Kaybolmuş. Bizim bizde de şey diyor. Parmak izleri diyor. Parmak izin diyor. Ya bir zaman çok antik bir şey oldu. Bu parmak izin var. Parmak izin var. Kitaplara çıkıyor inşallah. Şimdi böyle bir zaman bu secdeyi düşünüyordum ben. Biliyor musun? O zaman anladım. Üstad da o sıralar o nun, mukattadın da ya. Nun vel kalem hama yaşıyordum. Ben az daha kafayı üşüttüm onu. Niye? Şimdi bu böyle dedim baktım bir aklıma geldi ki ağzın çizgileri var, el çizgileri var, ayak çizgileri. Namazda bunlar hep yere geliyor. Hep namazda bunlar geliyor. Ama şimdi hayal ettim, böyle şey yaptığım zaman burada çizgi, ellerde çizgi, burun da bir nokta gibi, nun gibi oluyor. Hazır mı? Nun harf. Nun oluyor. Şimdi bunu ben kafama takarken bir de böyle böyle bağladım, dedim, bir nun daha oldu buraya. Kafamda bir nun. Bunun da bir imkiş hafta etti, baktım ki Hacer, şey, Mekke, Kabe böyle şey, bir de bir nun gibidir o. Hicr var orada. Nasıl yani? Kabe nokta? Kabe orta, bir daha böyle bir şey var oraya, atlar gibi bir şey var orada. Var mı? Hicr, Hacer'dir o. Onun içinden geçmek şeydir, hac olmaz. Rab olmaz. Altınolun yanına. Rab duvar serdi. Bir nun daha orada var. Anladın mı? Bir nun daha orada var. Ya bunun kafama takıldı bu. Nun mukattadandır ya. Bunun hikmeti ne? Şimdi kalbime geliyor ki kesrette vahde. Yani masivaya diyelim bu kavis Allah bilir. Eğer dedim insanları bu kavisi kesen peygamberler noktası olur. Peygamberleri kavis kavisse peygamberimiz onun noktası olur. Yani vahdette kesret diyor ya, onu da üstad da sonradan baktım bir şeyde var. İşte biz dedim ki iyyâke nâbud ve iyyâke nestaîn diyor ya. Biz diyoruz. Benim zerrelerim biz oluyor. Veya da cemaati müslümanız oluyor. Bir de kainat mescidi gibi şeyler ki nun atıyordum. Peki bu kafamdan şimdi her yere nun görmeye başladım. Nun 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 kafayı üşüttü ona. Bir de bizim bir arkadaş var, getirdi bir kitap böyle eline. Şeyden mutlulukten aldı. Şimdi o kafamda yani. Nun, nun ne manaya geliyor? O da mukattadan yazdı. Nun ver tamam. Şimdi eski müfessirler onu nun ver kalem, hokka ve kalem demişler. Hokkaya da böyle şeyde hokkaya demiş. Böyle tefsir etmişler. Bunun manasını böyle düşünüyorum ama kafamdan atmak istiyorum, atamıyorum. Ha bir de o arada geldi şeyde bu kulak semir aynı yazıyor. Sak var, burada bir mim var, aynı da bu ortası görüyor musun? Aynı semir, damgalanmış gibi. Hu burun, gözlü he, vavla beraber böyle şey gibi. Hu burun, desir, bu be, altına bir nokta, re de böyle geliyor. Desir diye göz, hay anasını. Şimdi ben kafayı üşütüyorum, taktı kartlara. O aradan arkadaş dedi ki ben şeyden aldım dedi bir muhtıptı bir kitap. Ben de açıyorum onu böyle. Karıştırırken baktım Hizir Bey. Oo saygı var bir Hizir Bey daha buldum. Bilmem aynı tarif edeyim. O da beni gibi üşüdüm. Yazıyor orada Hizir Bey diyor Nunlu kafiyesinin başında demiş. O da Nunla uğraşmış. Nunlu kafiyesinin başında demiş. Aklın sırrı hakka erişmez. Oh elhamdülillah rahatladım. Daha duruyor. Bir hastanız da neden geldi ki? Ha dedim ki şimdi eller, ayaklar insana yeter şan. Ben istediğim kadar efendim ben efendim kahveye gitmedim. Ha bu ki saatler hep parmak izi çıkmış. Kadehte çıkmış. Herkese. Kötülük de böyle. İyilikte de onlar şahit de desene. Ne güzel camiye doğru gitmiş. Secde etmiş. Kitaplara kızmış. Ne kadar iyi de.
Evet. O aletle ve davacı olacaklar. Eğer kendini misafir bilse, misafir olduğu Zat-ı Kerim'in izni dairesinde sermaye ömrünü sarf etse, öyle geniş bir daire içinde uzun bir hayat ebedi için güzel salıcı ve teneffüs edip istirahat eder, sonra alaya gidene kadar işte. Bu doğrudur. Yani bir adam ne bileyim misafir gitsem, maske için anlatıyorum. Sen ne bileyim şimdi çocuklara anlatayım ben. Siz ne bileyim gelsen, siz de bize bir muhlama etsen. Ne bileyim, bunu tabi yok, siz yok. Niçin tavuk düşünmedin? Neden baklava yok, neden böyle? Beni daha davet etmiyor, etmiyoruz seni davet etmiyor. Efekara, şu biz şimdi dünya misafirhanesine geldik. Allah Teala diyor ki şunu ye, şunu yemeyin, şunu yemeyin. Biz de buraya gelip karıştırsak. Yemeğin dediklerini yesek, içmeyin dediklerini içsek. Değil mi? Onun emri kaydı. Bizi bir daha cennetine davet eder mi? Etmez de karıştırdık ortalığı. Biz karıştırdık ortalığı. Misafirliğimizi bilmedik ya. Misafirliğimizi bilmedik. Evet. Hem de şu insana verilen bütün cihazat ve alet. Ondan memnun olarak ahirete yemin eşaret ederler. Eğer Allah yolunda sarf etse, zaten onun için verilmiş, onun lehinde şehadet ederler. Evet, insana verilen bütün cihazat-ı acibe, bu ehemmiyetsiz hayat-ı dünyevi için değil, belki pek ehemmiyetli bir hayat-ı bâti için verilmiştir. Zaten onların da lezzetleri ve cızıları var ayrı ayrı. Lezzetleri ve cızıları ayrı ayrı. Gözün cezası malum. Bir göz var ki mesela, görmek istemedin, zaman iner. Zaman iner, korkunç. Görünüşleri var. Kokusu çok berbat. Sesi bir başka berbat. Ne tabi? Tabi melek. Bana göre çok korkunç olmaz. Zaten mükafatta hareket edeceğiz. Evet, çünkü insanı hayvana nispet etse görüyoruz ki insan cihazat ve alat itibariyle çok zeki. 100 derece hayvandan ziyade etmektedir. Cihazat. Hayat-ı dünyevi lezzetinde ve hayvanın yaşayışında 100 derece aşağı düşer. Cihazlar fazla, o cihazlar fazla olduğundan dolayı o kadar zarar çekiyor. Mesela bir köyde olsak, biz de bir zengin, milyarder bir adam olsak, bir köyde bulursak, her şeyimiz var, paramız yok, var ama alışverişte gittik, hiçbir şey yok. Durumumuz yok, elbise alalım, paramız var ama alacak bir şey. İnsan da şu dünyada o kadar muazzam bir sermaye verilmiş ona ki, fakat onun karşılığına bir zerre kadar dünya kalmış. Şimdi bu sefer ne oldu? O sermaye sonuçta rahat et. Değil mi? Mesela birisi diyor, akıl. Akıl nimet, vicdan da nimet. Bu iki nimet eğer ahiret olmasa adamın başına bela. Geçmişten gelecek üzüntüyle kafasını yiyor. Değil mi? Ölüm gelecek, yakınları ölecek, ona sıkıntı veriyor. Dünyada da bir tarafında tabii Bosna'lar, bilmem Karabağ'lar, katliamlar var, ölümler var. Buna sıkıntı veriyor tabii. Geçmişten yine elemler alıyor. Hatta vicdan itibarıyla. Vicdan itibarıyla. Daima az vicdan olmasa, aklı olmasa rahat edecek. Nasıl çekiyor vicdan ağzı? Sıkıntı veriyor onu. Yani bir başkasının ölmesiyle ya da adalet hissi var insana. Adaletsizlikle rahat oluyor. Değil mi? Bir vicdansız efendisi. Mesela Üstad Hazretleri orada geliyor, biz burada ah diyoruz böyle ya. Hatta bir zaman Resulullah Efendimiz'in arkasında Hazretleri Efendimiz namaz kılarken Firavun hakkında bir ayet okudu, Firavun'un Musa hakkında. Oradan bağır diyor Hazreti Efendimiz. Vallahi orada olsa kellesini alır. Namazda ne diyor? Bu sefer Resulullah Efendimiz dönmüş demiş hatta şey ki, ya Ömer namazın iyi ayet. Cebrail Aleyhisselam demiş, demiş yok o öyle bir değil, o namaz kabul etmiş. O kadar iyi demişler. Geçmiş zamanı biliyor. İman imbisat etmiş, zamanları yutmuş. Sanki o anda yaşamış gibi. Sanki yaşamış gibi. Evet. Hayati dünyevi lezzetinde ve hayvanı yaşayan 100 derece aşağı düşer. Hayvanı yaşayışta. Yemek, içmek, gezmek, dolaşmak da 100 derece aşağıya. Hayvanların derdi yok. Gayet basit, gayet rahat, huzurlu yaşıyor. Dünyayı gayet huzurlu yaşıyor. Çünkü her gördüğü lezzette bir elem izi var. Allah'ın lezzetli elem izi var. Gençlik geliyor peşine tak bir ihtiyarlık. Sihat geliyor onun peşine efendim hastalık. Hayat onun peşine ölüm. En güzel yemekler onun peşine bir tuvalet. Bekliyor diye. Sen çok kalı işin öyle ya. Sesat çok iyi işin. Ya. Evet, çünkü her gördüğü lezzette elemleri var. Geçmiş zamanın elemleri ve gelecek zamanın korkuları ve her bir lezzetin dahi elemize var. Elemize zevkini bozuyor. Onun zevkini bozuyor.
hazır zamanını dahi lezzetini bozuyor. Ve lezzetlerinde bir iz bırakıyor. Fakat hayvan öyle değil. Elem et alır, kedersiz bir zevk eder. Ne geçmiş zamanın elemleri onu incitir, ne de gelir zamanın kokular onu ürkütür. Rahatla yaşar, yatar, halifin üstüdür. Hayvan gibi olmak ya. Duymuş. Bir de cennet, hayvan cennete gidiyor, sorur. Hükmü cennete gidiyor. Salih Aleyhisselam diyor, cennete gidiyor. Ona kuyruğunu sallayız efendim. He kuyruğunu sallayız efendim. Hav 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 cennete. Bir de dur. Ezan edin. Ne acayip, ne rezalet ya. Demek Ahsen-i Takvim suresine yaratan insan hayatı dünyeviye hasrı fikir etse, fikrinizlik dünyaya sarf etti. 100 derece sermayede hayvanla yüksek olduğu halde 100 derece sermayede bir hayvandan aşağı düşer. 100 derece. Elbiseleri fitri hiç modası da geçmez. Hiç modası geçmez. Geri kırı basit. Yeryüzü onun sofrası. İstediği tarafa gider, istediği işi yapar. Haram diye bir şey yok. Her şey var. Her şey var. Hangi şeyi arzu ediyorsa onu yapıyor ve ona helal. Fitri olarak helal bir şey. Senin çoğu nefsin o kadar şeyleri istiyor, onlar haram, kayıtlar konulmuş. Candan gitsin o tarafa, kesmiş olduğun balı değilse helal. Ya helal. Onun için. Haram diye bir şey yok. Korku diye düşüyor, elem diye düşüyor. Çünkü dünya hayatını yaşamak diyoruz. Dünya hayatını yaşamak diye bile hayvandan 100 derece aşağı ve biz onlara muhtaçız. Hani bizim bir İbrahim'e bir tane söyledi ki ya bu yumi dedi, Halis günü koyunlar yer. Halis günü koyunlar yer, yedikleri de fitri. Hep Türk yerler. Değil mi? Öyle basit de değil. Dolar da yedik. Evet. Demek Ahsen-i Takvim suretini yaratılan insan. En güzel şekilde yarattım diyor. Cennetten güzeldir insan. Cennetteki insan. Buradaki gibi. Cennetteki insan. Hatta İmam Gazal Hazretleri diyor ki Cenab-ı Hak diyor cennetteki bütün ehli imanın güzelliğinde tecelli edecek diyor. Öyle görecek Cenab-ı Hak. Nasıl bir güzellikleri var ki Cenab-ı Hak onların güzelliğini şeyinde tecelli edecek. Ya nasıl güzellik aklımız almıyor. Görülse bilimi. Onlardan... Bütün İmam Gazal Hazretleri böyle diyor. Cenab-ı Hak diyor cennette Cenab-ı Hakk'ın cemalinde müşahede edecek ya, bütün ehli cennetin güzelliğinde tecellisi olacak. Nasıl? Demek ki insan en güzel şekilde yaratılmış. Meleklerden de güzel yaratılmış. Allah öyle buyuruyor. Lekat kaleplerinde insanı ki yaksanı kalktın diyor. En güzel şekilde yaratılmış. Kurilerden de güzel. Bu şeyler. Tabi hatlarına bakma eğer bu oluyor. Oraya çok güzel olur. Tabi inşallah. Evet, 100 derece semadan hayvandan yüksek olduğu halde 100 derece sevçokuş gibi bir hayvandan aşağı düşer. Başka bir yerde bir temsilde bu hakikati beyan etmiştir. Münasebet geldi yine o temsil tekrar edeyim şöyle. Bir adam bir hizmetkarına 10 altın verip mahsus bir kumaştan bir kat elbise yaptırır. Yaptır emredir. İkincisine 1000 altın verir. Bir tane 10 altın veriyor git elbise yaptırın. İkincisine 1000 altın verir. Bir pusula içinde bazı şeyler yazıp o hizmetkarı cebine koyar. Bir pazara gönder. Yani 1000 altın veriyor, bir de bir kusura yazıyor ona. Onun cebine koyup gönder. Evvelki hizmetkar 10 altınla ala kumaşla mükemmel bir elbise alır. İkinci hizmetkar divana gelip evvelki hizmetkarına bakıp cebine konulan hesap pusulasını okumayarak bir dükkancıya 1000 altın vererek bir kat elbise istedi. İnsansız dükkancı da kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi. O bedbaht hizmetkar sevgilinin huzuruna geldi ve şiddetli bir tedbir görüp ve dehşetlidir. Ama iki hizmetkar al sana 16, git ala bir kadın elbise yap. O da gitti en alasından 16'ını yaptı. Ondan daha âlâ olmaz. Ötekine de verdi. 1000 altın. Öyle ya. Ona ne için vermişsin? Elbise için. Öyle ya. Bu para onun için vermiş. Gitti. O da aldı bu sefer. 1000 altını en çürüğünü aldı. Demek ki hayvanlara verilen cihaza 16 değerinde. Dünyayı al demiş ona. Fena bak. Şu 16 değerinde cihazın var. İlk dünyayı al. En âlâ şekilde almış onu hayvanlar. Dünyayı fevkalade yaşıyorlar. Şimdi insana hangi hayat sermayesi verilmiş? Bir de üzerine akıl verilmiş. Bir de kalp verilmiş. Bir de ruhun bazı sırları, sır, kafa, ehva, efendim, şeyler verilmiş. Seni onu da göndermiş bir şeye. O da gelmiş, o da dünyaya yapmış. Fakat en çürüğünden, hayvan gibi alamamış. Hayvan gibi alamamış. İnsan bakıyor ki hayvanın da kulağı var, benim de kulağım var, onun da gözü var, benim de onu yapıyor, ben de onu yapıyorum. O da hayvandan aşağı düşüyor. Aynı işte bu, bunun gibi. İşte
Edna bir şuur olan anlar ki ikinci hizmetkara verilen 1000 altın. 1000 altın kime dedi akıl? Bir kat elbise almak için değil, belki mühim bir ticaret içindir. Şimdi bir misali vardır. Kötünlük odanın. Değil ki bir adamı görsen ki cihaz, eline kuş lastiği cebine dokunmuş taşları. Mesela nereye gidiyorsun? Değil ki harbe gidiyor. Kürtü sahibine. Kötünlük odası. Kuş lastiği kan kürtü sahibine gidilmez. Bir tanesi de görüyorsun ki cihazlar, bombalar, el bombaları filan. Nereye? O da gidiyor. Serçe abi. O da gidiyor serçe abi. En akılsız adam anlar ki bundan serçe de yakalanmaz. Bakın parçalar. Şimdi insanın diyor cihazatı ahireti avlamak için o cihaz verilir. Ahiret. Öyle diyor niye sana akıl, kalp, ruh ve niçin? Dünyayı almak için. Değil mi? Dünyayı da alamaz diyor. Öteki kişi diyor dünyayı da alır işte. Onda kuş lastiğine bilinen cihazı var. Dünyayı zaten görüyoruz ya. Hayvanlar gayet rahatlıkla alıyorlar dünyayı. Elemsiz, kedersiz, sıkıntısız. Hastalıkları bile basit. Bir paytar bütün hayvanları tedavi ediyor. Bir paytar inerde, horozu, kuyruğu, ne şimdi? Ya biz gidiyoruz ki, bizi şutlama hastalığı değil daha bizim ablanesiyle. Biri bakayım beynin olmadı, öbürü kulağın, öbürü burun, dahiliye, hariciye, cildiye, diş, gözlü, ağrı var. Bir dahiliyenin 20 dirençte doktoru var. İnsan ne kadar? Bu da kılıfı. Bu yani bozulup dağılacak olan kılıfı bu kadar ehemmiyetli, bu kadar harika olursa ruhu nasıl olur? Evet, demek ki işte edna bir şuuru olan anlar ki ikinci hizmetleri verilen din aldı. Bir kat elbise almak için değil, belki mühim bir ticaret içindir. Aynen ona gibi insandaki cihazat-ı maneviye. Akıl başla. Kalp. Kalp nefret ve cezbe mahalli. Yani kalp o kadar gibi ki neleri istiyor? Onu diyor, neler? Neleri arzuluyor? Cennet, ebediyet, cemalullah. Oradan cennetteki bir sürü nimetler yok yok. Ama hayvana desen işte böyle hani bizde bir şey var, eşek ne anlar koşar bir gün içer tanesini bırakır. Kebap götürsen kuşa yemez. En ağır elbiseden kediyi giydirsen darlan eder yani. Sıkıntı verirler. Değil mi? Olur. Ama insan kalp dairesi o kadar geniş ki almayacağı, istemeyeceği, cezbetmeyeceği bir şey yok. O kadar geniş bir daire. Ve bunların karşılığını Cenab-ı Hak vermiş. Bunları vermiş. Evet. Allah. İnsanlar ki cihadet manevi letaifi insaniye ki her birisi hayvana nispeten 100 derece inşaat etmiş. Evet insanın gözü hayvan kadar görmüyor ama güzelliğin en vay çeşitini tartabiliyor. Hangisi güzel, hangisi kulak belki bir yarasa kadar da duymuyor. Ama hangisi Kur'an sesi, hangisi Türkçe sesi ona ayırıyor. En alasına ayırıyor, manalara ayırıyor. O da harika bir kulak. Sileyin herkese. Evet, mesela güzelliği bütün merakını fark eden insan gözü ve tamamların bütün çeşitlerini, ezvaki mahsullarını temiz eden insanın zayıfayı bir saniyesi. Dili ve hakikaten hakikaten bütün inceliklerini nüfus eden insanın aklı ve kemalatın bütün envayına müştak insanın kalbi gibi. Kemalat, mükemmel şeyler istiyor. O hayvanda bir cihazı mahsus ziyade inkişaf etmiş fakat o inkişaf hususi. Bazı hayvanlar da bazıları hususi, inkişaf etmiş. Kendisine hayat şartlarını yerine getirebilmek için bazı şeyleri, mesela demin dediğimiz yarasanın kulağı çok inkişaf etmiş. Gözü kör. Ama bir bakıyorsunuz mesela bir şahin ya da bir kartalın ya da ne bileyim bir şeyin gözü daha fazla ki mesela kedi ve köpek gündüz gezer şey eder gibi gözü görüyor. Onlar gezer vazife görecekleri için onların gözleri öyle inkişaf etmiş. Kulakları öyle inkişaf etmiş. Ama hususi. Ama insan öyle değil. Evet. İnsanın cihazat cihetiyle, zenginliği şu sırdandır ki akıl ve fikir sebebiyle insanın hastaları, duyguları fazla inkişaf ve inbisat elde etmiş. Akıl ve fikir itibariyle düşünüyor. Kendi rahatını, kendi huzurunu veyahut da kalp dediğimiz şey. Hangi şeylerden fazla onları inkişaf ettirmiş. Onların için hayvanın bu yok. Hayvanın belli bir ot yer, su içer. Tamam onun ihtiyacı o kadar. Ama insanın böyle değil. İnsan ne kadar değil. Diyor mesela esasda 4 şeye muhtaç. Yemek, içmek, giymek, bir hane, ev. Ha, evin kaç çeşidi var? Değil mi? Kaç çeşidine muhtaç? Senin anlattığın gibi adam kalkmış, ev alıyor, büyüştü, bilmem ne. Demek bu insanın hassasın. Hani ine bağlasa bir pantiye, dene ki bir daha böyle durayım o tarafa. Ya Allah'ım ben dururum yani.
Hiç iyi olmaz. Ama insan böyle değil. Akıl ve fikir sebebiyle insanda hastaları, duyguları fazla inkişaf. Çok inkişaf etmiş. Güzellerin en vay çeşitini görmek istiyor. Diyor. Güzellerin en vay çeşitini görmek istiyor. Efendim. Kokunun en vay çeşitini koklamak istiyor. Çeşit çeşit. Bir kere oldu zaten de böyle. Burun sinirleri az bir zamanda kokuyu almıyor da. Başka çeşit olsa alacaklar. Çok çeşitli. Her çeşit herkese. Ve hassasiyet çok tenevvü etmiş. Hassasiyeti çok tenevvülemiş. Ve fıtratın camiyeti sebebiyle pek çok makasiden maksatlara, müteveccih arzulara neler olmuş ve pek çok vazayet-i fıtriyesi bulunduğu sebebiyle, fıtri vazifeli bulunduğu dile alak ve ziyadeti ziyade imkisat şeklermiş, genişlemiş. Şimdi Üstad anlatıyor, insan aklına diyor ki cennete gittiğimiz zaman köşkler işte, yemekler, içmekler filan burada şey. Halbuki Üstad orada farkındaysan diyor, şiddetle muhtaç olduğu için diyor onlar verilmiş. Yani onlara çok, çok ihtiyacın var. Öyle bir iştiha vermiş sana ki o kadar meyve ihtiyacın var orada. İhtiyaçtan geliyor. Orada ihtiyaç şiddetlenmiş. Şiddetli olduğu için zevk verecek. Yani bir bak ki mesela farz edip içim ayakkabıya çok şiddetli ihtiyacım var, ayaklarım su alıyor. Bir bu var. Bu hangisi olsa olsun seni keyiflendirir. Bir de bir tip ayakkabım var da modeli değişik olsun. O kadar keyif vermez. Çünkü cennet de öyle değil yani. Bizim ihtiyacımız, yemeğe ihtiyacımız yok ama Allah bolundan vermiş. Yok onun için herkesin sorusu değil. Hep böyle güzel güzel. Sen de böyle devamlı olduğun adam bezmez mi bundan? Halbuki orada şiddetli ihtiyaç var. Ha, iştiha suretiyle, zevk suretiyle kendisini gösteriyor. Ve bu şeyleri çok hani onda kendinde olan diyor nihayetsiz istidatla diyor. Ancak orada inkişaf eder. Biz de daha henüz burada bilinmiyor. Mesela bundan farz edelim ki 500 sene evvel la teşbih ne bileyim belki daha böyle kol saatlerine ihtiyacı yok. Ama bugün ihtiyacım var ya. Değil mi? Yok buzdolabına bir ihtiyacım var. İhtiyaç olmuş. Ama bu insanın ruhunda bunlar var. Ne zaman inkişaf ediyor o zaman diyor Rabbim ikiz bana lazım. Cennete gittiği zaman her şeyi gördüğü zaman tam ruhuna göre olduğunu şeydir. Zaten insan rüyada da anlıyor. Bazen bir rüya görürsün ki acayip havadan uçarsın, deriye girersin. Hiç şaşırtmasın. Ruhu hiç şaşırtmıyor. Ruh sanki oralardan gelmiş ya. O kadar o alemler o kadar güzel gezer. Ondan sonra ayrıldığı zaman Allah hayretsin ya, acayip bir yer gördüm. Ayrıldıktan sonra acayipliğini anlıyor. Orada anlamadım. O kadar acayip, cennete her yer atmış. Cennetteki o acayiplikleri o kadar muazzam bir yaşar ki tam ruh alınmaz. Ve çok daha inkişaf edecek zaten diyor bu dünya. Onun istidatlarını nemalandırmaya, meşru namazına engel. Burada bir dünyaya insan meyvadır, ahirette çekirdek. Dünyaya, dünya için bir meyva, en son meyvası. Fakat ahiret için çekirdek. Çekirdeğin de olgunlaşması lazım. Mesela bir armut çekirdeği beyaz olur değil mi hamile? O hemen fiksem sürük olur, sürük. Ama o da kararması lazım, olgunlaşması lazım. İnsan da cennete, ahirete göre bir çekirdek hükmü nedir? O da olgunlaşması lazım. O da tam neşkül olur. Olgunlaşamayanlar ne olacak? O sürür. Bizim gibi. Evet. Ve ibadatı bütün envayla müştahit bir fıtrata yaratıldığı için bütün kemalatın tohumlarına cami bir istidat verilmiş. İbadatın envay çeşitini yapabilir bir kapasitede insan. Meleklerde bu yok. Hususi durumda insanda ki bunda en fazla en müntahada Resulullah Efendimiz'dir ibadette. Bu kadar kabiliyetler vermiş ve bu ibadetlerin de karşılığında işte orada o ihtiyaç suretiyle orada nimetler tezahür ediyor. İşte şu derece cihazat da zengin ve sermaye de kesret. Elbette ehemmiyetsiz muvakkat şu hayatı dünyeviyenin tahsili için verilmemiştir. İnsan hakikaten bu kabiliyetlere, ihtiyaçlara baktığı zaman en az insanın aklına göre birkaç bin sene yaşaması lazım. Yani şu dünyayı bile. Şu adi dünyayı bile en az birkaç bin sene yaşaması lazım. Okula yok mu diyorum? Okula yok mu diyorum? Ben de öyle düşünüyorum. Belki şöyle bir insanın vazife-i asliyesi nihayetsiz makasıda müteveccih vazayifi görüp nihayetsiz maksatlara müteveccih vazifeler görüp az ve fark ve kusurunu ubudiyet suretiyle ilan etmek. Azlığını, farklığını ve kusurunu ubudiyet suretiyle ilan etmek. Ve külli nazarıyla mevcudatın tesbihatını müşahede ederek şehadet etmek. Bir de onları bütün tesbihatlarını müşahede etmek ve
Onları da Allah'a takdim ediyor. Ya Rabbi bütün mevcudatın ibadetleri kadar sana ibadet etmek isterim. Elimden yas etmek isterim. Bu niyetle beraber onlara bir mehus olunca bir Resulullah'ın bunu göstermiş. Etmek ve nimetler içinde imdada ve rahmaniyeyi görüp der içinde imdada rahmaniyeyi Cenab-ı Hakk'ın imdadını görüp şükretmek. Bizim vücudumuzda, hücrelerimizdeki lazım olan o maddeleri karışta yapıyor. Harika vücudunuza yapmıyorlar. Bir de bir torba gibi oraya habire karanlığa atıp öyle yerlerine gidip yerleşiyorlar yani. Yerine düşüyorlar. Yerlere gidiyor. Ayrı yerlere gitse ne yapsak? Göze kalsa fosfor yerine kalsiyum gitse çöpün göz gitti. Hiç bir yok. Oralarına öyle gidip gidip yerlerine gidiyor. Demek ki imdala ve rahmaniye görüp şükretmek. Allah Hazretleri imdala ediyor. Elimizde hiçbir şey yok. Bunu iyi bilmek yani. Vücudumuza müdahalemiz olmasa, şu kainata müdahale edebilir miyiz? Mümkün değil. İnsan kendi vücuduna dahi müdahale etmiyor. Halbuki hayvanların çok şeyidir. Hayvanlar bir şey olduğu zaman, Üstad da zaten beyan etmiş onu. Bir hastalık olsa, fitri olarak o ilham ediliyor. Sevki tabiyle gidip o otu buluyor. Diyor. Biz de çok var. Kedi kabız olduğu zaman ot yer. Kedi köpek ot yer yani kabız olduğu zaman. Hayır diyor, şey ettiği zaman, bir ateşi çıktım gidiyor giriyor dereye. Serine yatıyor. Koyunlar var ablama Erzurum'a doğru giderse. Hayvan biliyor yani. Şey, kafalarını sokuyorlar böyle birbirisini. Güneş kurdurtmuyor kendini. Biliyor bunu. Hemen güzdeyse, gölge yoksa kafalar ne oluyor? Bir karnının altında sokuyor gölgeleniyor. Gölgeleniyor yani. Biliyor ki bu bana zarar verir. Öyle bir şey var. Evet. Evet. İmdat-ı Rahman'ı görüp şükretmek ve masnaatta kudreti Rabbaniyenin mucizasını kamaşa der, nazara ibret de tefekkür etmek. Demek ki o harikalıkları da tefekkürle onlara bakmak sürekli tefekkürle Allah'a bir hayli ibadet etmek. Hayvanlar çok harika işler yapabilir ama halis bir niyetle beraber o yapmış olduğu ilk yüzyıl dünyaya bakıyor. Fakat insanın tefekkür etmekle beraber şey yapıyor, ibadet yapıyor. Tefekkürü zaten hayrı minne valeriz sana diyor. Bir sene nasıl ibadetten hayır dedi işte. Koyun kafasını böyle çalışmış. Allah Allah, koyun kafası böyle çalışmış. Nasıl olmuş? Veyahut da ağaçlarda bize rizik olacak veyahut da şifa olacak. O gıdai maddeler var. Ağaç bunu düşünmez. Yani bizi bilen birisi var. Bu şekilde düşünmek dahi onlara bir nevi zabitlik hükmüyle. Onların fıtri ibadetlerinden niyet ederek ibadet etmek. İnsan başkası. Ey dünya perest ve hayat-ı dünyaviye aşık ve sırrı ahsen-i takvimden gafil insan. Şu hayat-ı dünyaviyenin hakikatini bir vakaya hayalde eski sahip görmüş, bunu yeni sahipte döndürmüş, şu vakaya temsili. Gördü ki ben bir yolcuyum, uzun bir yola gidiyorum, yani gönderiliyorum. Seyyidim olan zat bana fasilettiği 60 altından kendisinin bir miktar para veriyordu. Ben de sarf edip pek eğlenceli bir hana geldim. Üstad bunları keşfen görmüş. Misal alem var ya Üstad, misal alemini bunları görmüş. Bizzat hayalen diyor gördüm. Hayale itiraz olmaz. O halde bir gece içinde 10 haftanın kumara mumara eğlenceleri ve şöhret peresi yoluna sarf ettim. Sabahleyin evde hiçbir para kalmadı. Bir ticaret edemedim. Gideceğim yer için bir mal alamadım. Yalnız o paradan bana kalan elemler, günahlar ve eğlencelerden gelen yaralar, bereler, kederler benim elimde kalmıştı. Birden ben o hazin haletliyken orada bir adam peyda oldu. Bana dedi, bütün sermayeniz o kadar da müstahak oldu. Gideceğin yere de muflis olarak elim boş gidilmeyiz. Fakat aklın varsa tövbe kapısı açıktır. Bu Üstad abi sormuş mu onu şeye? Kimdir bu şeyde? Üstad abi sormuş mu? Mustafa abiye sormuş ya da bu böyle bazı muğlak meseleler var. Sen dedi, kardeşim biz Üstad'a bir şey soramazdık ki. Bu Handalı işte böyle bir adam geldi ki şeyde, kimdi bu? Bu da diyor ya. Birden o, ben o hazin halettiyken orada bir adam peydi oldu. Bana dedi, bulduklarının yoksa akıl kadar gelemez. Bana dedi, bütün sermayeni zayi ettin, topak da müstahak olur. Gideceği yer kadar da müflis olarak elin boş gideceksin. Fakat aklın varsa tevhid kapısı açık. Yalnız şey yaptı ben diyorum. Ben de diyorum, Kastamonu'da var ya, o meclisde soğan, bir soğan ve cevabı geldi. O Hazreti Ali'dir soruyorlar. Öyle soru diyor, bu dindir. Soruyu soran da başkası. Bu ben de soğan ve cevabı bir şey kaldı, dinledim diyor. Alem Şahmet'i gelip yazıyor. Kastamonu'daki Hazreti Ali'dir. Evet. Şimdi bugünlerde diyor,
işte Şafii için neden halinde taştı demedi. Hayır, git geçe çoğalmasın için ne olur? Olur mu? He, olur. Hazreti Ali için olacak. Öyle mi? Böyle soruldu, manen böyle cevap verdi. Ben de dinledim, Allah'a şükrettim. Çok artık az. Soran da kendisi değil, cevap da veren kendisi. Ben dinledim diyor. Dinledim. Kim sormuş, kim cevap vermiş. Evet, bundan sonra astronomlar toplandığı zaman bütün astronomlar Resulullah bundan sonra sana verilecek bazı kalan 15 altının her eline geçtikçe Allah. Ya da seni ihtiyaten muhafaza et. Yani gideceğin yerde sana lazım olacak bazı şeyleri al. Baktın nefsim razı olmuş. Nefsi anlayan ne güzel tercüman olmuş. Bak bir tercüman olmuş. Biz aynı. Zaten öyle diyorlar. Risale-i için çok diyor. Gayrimeşru lezzetler diye hislerini mağlup edip de hislerini mağlup ediyor. Gayrimeşru lezzetler için elemini gösterip hislerini mağlup ediyor. Onun için şimdi burada bakıyoruz. Bizde de aynı hasta. Ne şiddetliyiz. Evet. Zaten bize yazdı onları, biz hakkenden yazdı. Yani gideceğin yerde sana lazım olacak bazı şeyler al. Baktım nefsim razı olun. Üçte birini dedi, ona da nefsim itaat etmedi. Sonra dörtte birini dedi, baktım nefsi mutlale oldu adeta terk edemiyor. O adam hiddetle yüzünü çevirdi. Birden o hal değişti. Baktım ki ben tünel içinden suku döver gibi bir süratle giden bir şümenin içindeyim. Telaş ettim. Fakat ne çare ki hiçbir tarafa kaçılmaz. Garayetler olarak o şümenin iki tarafından pek cazibeler, çiçekler, leziz meyveler görülüyor. Ben de aklısız acemiler gibi onlara bakıp elimi uzattım. O çiçekleri koparmak, o meyveleri almak için çalıştım. Fakat o çiçeklerle meyveler dikenli mülakatında elime batıyor, kanatıyor. Şimendiklerin gitmesiyle mufarakatından elim parçalıyorlar. Bana pek pahalı düşüyorlar. Birden şimendiklerdeki bir hademe geldi. 5 kuruşlar sana o çiçek ve meyvelerden istediğin kadar verecek. 5 elin parçalanmasıyla 100 kuruş zarar ediyorsun. Hem de ceza var, izinsiz koparamazsın. Birden sıkıntı ne vakit tünel bitecek diye başımı çıkarıp ileriye baktım. Gördüm ki tünel kapısı yerinde çok delikler görülüyor. Bu uzun şimendiklerin o delikleri adamlar atılıyorlar. Tabi bir delik gördüm, iki tarafında iki mezar taşı dikilmiş. Merak ile dikkat ettim, o mezar taşında büyük harflerle Said ismi yazılmış gördüm. Esküf rahimden eyvah efendim, bir de han kapısında bana nasihat eden zaten sesini işittim dedi. Aklın başına geldi mi? Kabir şurada o zaman. Millet söylüyordu, kabir yanaştı mı aklın başa geliyor. Yani haşa buraya teşbih diyor da Firavun da öyle değil Musa'ya diyor. Ben de Musa'nın Allah'ına iman ettim. Ölüm diyor diye sana şimdi. İnsanlar maalesef işte o ölüm. Hastalıklar bu musibetler en güzel bir kader. Gör bu zaman adamın aklı başına gidiyor. Hakikaten bu iş gidiyor yani. Aklın başına geldi mi dedim. Dedim evet fakat kuvvet kalmaz. Çare yok. Dedi tövbe tövküle. Dedim ettim istesene. Ayıldım. Eski Said kaybolmuş yeni Said olarak kendimi gördüm. İşte o vakayı hayal edeyim. Allah hayretsin. Bir iki kısmını ben tabir edeceğim. Said ziyaretleri sen kendin tabir et. O yolculuk ise alem-i ervaktan, rahmi maderden, anakardan, geçtikten, gençlikten, ihtiyardan, kabirden, verzattan, haşirden, köprüde gezecek. Her böyle bir rafat tarafına bir yolculuk. Bu yolculuğun neresi? Yani şu yolculuğu şöyle kabul etsek, şu fezanın bir sonu olsun. Bir sorun var da karşıya aldığında. Şimdi bunu böyle bir şey etsen, bizim şu dünyadaki bir santim olmaz. Gideceğimiz yok. Kabir alemi bile yani. Şimdi düşün ki Adem Aleyhisselam'dan beri 7000 sene yatanlar var. Kabir bu kadar. Bir de mahşer. Mahşerde işte 500 sene evvel diyor, benim ümmetim fakirleri gibi. 500 senelik bir mesafe. Adamına göre belki birkaç bin sene. Sonra ebedül abad. Onu daha sonra o trilyon o kadar bir uzun yolculukta aldığınız şu bir santim böyle ifade etsin, bir santim ona ki burada kaybediyorsun. O kadar az bir zaman yani. O kadar. Hayat kerim var. Siz dedi mahşere geldiğiniz zaman ahirette bir ikindi vakti kadar kaldınız veyahut da bir kuşluk vakti kadar geleceksiniz. Dünya hayatı. Şimdi de öyle de ben mesela bir misal veriyorum. Burada Hüseyin Beyhan hayatını anlatıyor. Bir damlası aramızda var yarım saat. Bilmedi bir saat. O biraz daha fazla hatırlarsın. Bir biraz daha yarım saat daha kişi anlatıyor. Hayat bu. Yani dünkü iş yani. Burada hatırlıyorsun. Geçmiş. Ne kadar zaman geçmiş.
Evet. O yol yükselen Allah'tan, Rabbim Mader'den, gençlikten, ihtiyarlıktan, sabirden, berzaktan, her şeyden, kökten gidip ebedi rahat tarzına bir yolculuktur. O 66 ise 60 sene ömürdür ki bu vakaya gördüm ama kendimi 45 yaşını tahmin ediyorum. Bizim yaşlarımızda herkese. Senelim yok. Fakat baki kalan 15'inden yarısını ahirete sarf etmek için Kur'an-ı Hakim'in halis bir temizi beni irşad için irşad etti. Okan ise benim için İstanbul imiş. Uşumeli Beyze zamandır. Handikabında düşün. Bir ara rüyamı yok. Çok acayip var. Bir trenden gidiyorum. Zamandır bak. Trenden gidiyorum. Tren vagonlara bile. Bir vagondan öbürüne geçiyorum. Bir vagondan öbürüne geçiyorum. İki tarafın mezarları var. Sen görüyorsun. He, gidiyorum. Başından girdim, dibine zor gidiyor. Mezarlar var, ihtiyarlar var, bazıları çürümüş, bazı kemiksiz, bazı da uyuyor. Çocuklar var, ihtiyarlar, en tertekil. Kafalar dışarıda ama. Mezar böyle, kafalar dışarıda. Uyuyamaz. Bir sessizlik. Gide, 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 gide. Gittim ta sanki bu asırları geçmişim, gittim ta Adem Aleyhisselam zaman. Gitmiyorum. Baktım bir adam abdest aldı, orada o zaman. Kayamıyordu, sedevisa gitti. O alem tahaccür etmiş, taşlaşmış gibi. Şimdi aldı abdest, kılıyor ama baktım elhem okuyor. Fesu bana dedi, bu adam ta Adem Aleyhisselam zamanında elhemin ne biliyor? Bu bizim namazı. Öyle ki. Mana aynı demek ki. Elhem de namaz kılıyor. Yine aynı yoldan öyle 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 öyle. Hakikaten vakit bazısı çürümüş, bazısı işte kemik gibi olmuş, bazısı hiçbir şey olmamış. Yani. Çürümek de yok. Çocuklar var, yaşlılar var, kadınlar var, adamlar var, kafalar dişler. Öyle gele gele gele, vagonlar, vagon, 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 geldim bu tarafa. Gördün mü kendisini? Kendi mezarını görmedin mi? Benim mezarım mı? Odun patlarını görseydim. Gözlerimi kapatırım. Sultan uyanamaz ki. Eşimin aklıma geldi. Hakikaten öyle hani bir kire gibi. İki tarafta bu tarafa mezar var, ortadan gidiyorum. Sükut, ses yok yani. Bir mezar, bir şey gibi yani, sessizliği. Evet, hoşuma gitti de zamandır. Her bir yıl bir vagondur. O tüneyse hayat dünyeviyedir, dünya hayatı. O tüken içecekleri meyveler ise lezaizi, nameşbalar. Leveh ile lehbiyyatı ki mülakat esnasındaki tasavvur-i zavallıdaki elem kaldı kalıyor. Gayri meşru lezzetler. Gayrimeşru lezzetleri eline alıyorsun. Eğer onlara da bir de muhtele olduğun zaman geçiyor. Değil mi? Onlara aşık oldun, onlara tutun. Hayat geçiyor. Mülakatından elin parçalar. Kalbin parçalar. Ruhun parçalar. Perişan ediyor. Gayrimeşru olan şeyler. Mufarakatından parçalıyor. Cezayı dahi çektiriyor. Peşin cezası var. Habidi. Amelin içerisinde peşin. Yani biz bir de şey alıyorsun. Cennette inşallah ehli imanın bir cenneti var, bir mükafatı var da. Bir de ne diyorlar? Avans, avans. Namazı kılıyorsun hemen bir kalbinde bir huzur, bir rahat. Değil mi? Bir hayırlı iş yapıyorsun kalbinde ama bir avans veriliyorsun. Dünyada dahi lezzeti hissediyorsun. Ama dünyada gayrimeşru lezzetlerde, bunu çok iyi bilirim size ama nasıl söylemiş. Günahları işleyebilir, adamı yakar. Cidden yakar. O adamın kaleminden çok iyi anlıyor. Ben patladım, öldüm, mahvoluyorum diyor ya. Herifin Allah'tan de ki, yine Allah dediğine sen şükretmen lazım. Bu kadar para verirse ev alıp da değiştirebiliyorsun. Ya da alamasaydın. Ay ay yemiş diye. İntihar da onun nefesi. Nefesi şey de oldu. Nefesi de işte. Allah Allah. Ne güzel tabi. Evet. Bu para kadından parçalıyor. Cezayı da çekiyor. Şimdi kadideki kadın demiş. Gafilde tabii daha beter kaymasına bu sebep. Gaflet bir derece şey yapar. O zaman diyor. İptalisi. Bir iptalistir. Bir derece. O şimdi gençlik zamanında hissetmez o. Anladın mı? Gençlik zamanında o gençliği vermiş olduğu sarhoşlukla hani bir tanesi öyle diyor, ölümden korkmuyor. Dedi ne korkacağım ben? Bakın elbette korkmaz. Adam yaşı 20. Ona çok uzak görüyor. Dedim ya anan ölecek, baban ölecek, sevdiklerin gidecek. Hoşlanır mısın? Dedi yok hoşlanmam. O yakacak seni. Hatta insan diyor sevdiğine diyor ruhunu feda eder. Değil mi? Ruhunu feda eder. Ölecek yani. Genç onu pek hissetmez. Pek hissetmez. Eğer hissetmiş olsaydı dedi ki bu adam nasıl hissetmiş? Madem ateistsin senin burada ne işin var? Siz hiç biz mesela kendi hesabımda ya bu mesleğimiz hak mıdır değil midir doğru mu? Şu ateistin bir bahse girelim bir konuşalım bakalım. Bir, hiç hissediyor mu? Yok. İstikrar diyor. Onlar neden habire hissedip de gelirsiniz söyleyeyim. Neden oraya gidiyor? Karşıya gidip mi yok dinsizlere soru sormaya gidip bakalım şey var. Niye mi sen gayet huzurlusun? Mesleğinde mükemmel olduğuna inanmışsın.
davanın hak olduğuna, çünkü imana iman etmişsin, istikrarla gidiyorsun. Ama o kendi küfrüne de inanmamış. Yakın hassikati diyor ya işte. Fıtrat diyor Allah'ın unutmaz. O insan unutsa da fıtrat unutmaz. Ha böyle, ulan acaba var mı? O bir şey bile demişti, anlattırdım. O zamanlarda deniz gelmiş yok ya, demek ki Risale'nin talebeleri de o zamanlar yakalanmak falan bir çevreye gidiyorlardı. Deniz gelmiş bir tane namaz kılan demiş ki, yahu eğer ha bu adamların dolduğu doğru fikirse biz ay vay ya gitti. Geberli gitti. O halisi sadık işte. Her zaman fikirler. Benim hani asker arkadaşım vardı bir tanesi, işte o da inanmam bir şey dedi. Ondan sonra başlar bana da dedi ki ya güya inanmaz dedim ama içimi kemiren muazzam bir ne kadar rahatladı. Huzuru duydum, kendi tanıyım. Ha bir de inanmaz derdim ama diyor. Gene de kafamda var, bu herhalde var. Ama bakalım normal hiç yok ya. Acaba yok mu? Acaba şey yok mu? Evet. Şimdi de ben hademesi demişti, 5 kuruş ver, onlardan istediğin kadar verir. Onun tabiri şudur ki, insanın helal sayı ve meşru dayla gördüğü zevkle lezzetler keyfine girabilir. Parama girmeye ihtiyaç bırakmaz. Sahip isimlerinden tabir edilir. İçki niye içeceksin? İç, gazoz iç, limonata iç, ayran iç, buz gibi su iç. Değil mi? Domuz et yiyem, dana, koyun, kuzu, çay, şey var. Neyi domuz et yiyeceksin? Zina niye içeceksin? Varsa kuvveti 4 tane evlen. Değil mi? Osman Yıldız gerek yok. Vallahi abi de bunu göz olsaydı ya Rus pazarlarına dinmez. Bu abi rahmet olsun. Bu abi rahmet olsun. Evet. Demek ki gayri meşru, meşru keyfe keyfe kafidir. Gayri meşru keyfe çıkıyor. Evet. 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 Üstad Aydın Müzel Ahmet Yedir Küstan'ı mucize kaydetmiş. Yalnız şimdi burada çok antika bir taraf. Mucizenin hakikaten aklı ispatını yapmış. Yani mucize tamam, Osman'ın elinde zuhur etmiş de mucize olmasının hak olduğunu burada ispat etmiş mukaddemelerde şeyde, müktelerde. Baş taraftan. Mucize hak olduğuna ben. Mucize hakikaten peygamberin de mucize olması lazım. 2-3'ünün 4'ünü bir ispatlamış. Yani mucize başka. Kuru dilek ağlamış, parmaklarına sular atmış, ayı ikiye bölmüş. O başka. Bir de bunların hak olduğunu ispat etmiş bu şeyi. Burada onu anlatmış. Biraz okuyalım bunu. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ اِلَى اٰخِرِهِ. Risale-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'a dair 19. sözde 31. söz Nübüvvet-i Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam'ın delali katiye ile ispat ettiklerini, ispat cihetini onlara havale edip yalnız onlara bir tekimme olarak 19 nükleli işaretle o büyük harflerden bazı elemanlarını göstereceğiz. Birinci nükle kaslar o kadar seri şekilde kasılacak ya bu da ki konuşma sen manaları ifade edeceksin. Bunu düşünerek yapamazsın mümkün değil. Bu bizzat ilhamdır yani böyle. Yani bak, konuşacaklarını mı? Konuşacaklarını böyle düşünerek konuşmasın. Nasıl çıkacak onu hesap edemez. Miktarlar konuştuktan sonra anlarsın ben şunu konuştum diye. Öyle şey diyor yani. Konuştuktan sonra manalar kalbinin şeyi geliyor. Dimağı geliyor. Ondan otomatikman lisandan çıkıyorlar yani. Ondan sonra da kontrolü sen sonradan kulak vasıtasıyla kontrol edersin. Kulak vasıtasıyla kontrol ediyorsun. Evet. Görev hikmetleri, gayeleri, faydeleri irade ederek tedbir ediyor. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak, elbette zişur ve zifikir ve konuşmasıyla bilenlerle konuşacak. Konuşacak, konuşmasıyla bilenlerle konuşacak. Madem zifikirle konuşacak, elbette zişurun içinde en cemiyetli ve şuuru külli olan insan neviyle konuşacak. Madem insan neviyle konuşacak, elbette İnsanlar içine kabili hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacaktır. Şimdi bak Cenab-ı Hak madem ki konuşanları konuşacak, en konuşmakta en tekamüllü insan, insan nebiyle konuşacak. Madem en mükemmel ve istidadı ve en yüksek ve ahlaki ulvi ve nebi beşere mukteda olacak olanlarla konuşacak. Öyle bir iletişimle konuşacak ki insanlar ona iktidar edecek, ona uyacak. Elbette dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek istidatta ve en âli ahlakta ve nebi beşerin humsuna ona iktidar etmiş ve nefsi arz onun rütbe manevisi altına girmiş ve istikbal olan getirdiği nur vasıtası ziyasıyla
1300 sene ışıklanmış beşerin nurani kısmı ve ehli imanı mütemadiyen günde 5 defa onunla tecdidi biat edip ona duayı rahmet ve saadet edip onu met ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile konuşacak ve konuşmuş ve Resul yapacak ve yapmış ve sahih nevi beşere rehber yapacak ve yapmış. Demek ki şu kainatın sahibi her şeyi faydalı bir şey yaptı. Her şeyde bir netice, her şeyde fayda. Şimdi madem ki bilen konuşur, konuşmasını bilenlerle konuşacak. Bu da insanların en mükemmeliyle konuşması lazım. Ve insanlar da bunu taklit edebilecek, bunun yaptıklarını tam şey yapabilecek, taklit edip de onun gibi yapabilecek bir şekilde konuşacak. Bu da zaten görmüş. Demek ki Resulullah Efendimiz de konuşmuş. Peygamberle de konuşmuş. En yüksek de Resulullah Efendimiz herkese. Kurumasıyla da konuşmuş. İkinci nükleeli işaret. Demek ki burada birincisini anlatıyor. Lenabatlı insan neviyle konuşması zaruridir. Bundan anlıyor yani. İnsan neviyle. Çünkü yaratılıştaki hikmet nasıl bileceksin yani? Bir vasıtayla bilmedikten sonra şu kainat nereden gelmiş, nereye gidecek, vazifesi nedir? Bunu insan nasıl bilecek? İnsanlar Allah Teala'ya akıl vermekle beraber eğer yollarını bulsa öyle ifrat derecesinde zekeller gelmiyor ki beşeri de yoldan çıkarmış. Değil mi? Akıl iyi ile kötüyü yani zıtları birbirine ayıran bir meleke. Değil mi? Akıl iyi ile kötüyü yani zıtları birbirine ayıran bir meleke. Değil mi?